Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Büşra Gürses. Mavi Akademi'de eğitim sorumlusu olarak görev yapıyorum. Her hafta salı olduğu gibi bu hafta da sizlerle bir webinarda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta sizlerle kablo galerilerinde kullanılan yangın algılama ve alarm sistemleri ve bunların uygulamalarından bahsedeceğiz. Kablo galerilerinde sıcaklık algılaması nasıl yapılıyor? Bu sıcaklık algılaması için hangi tip ürünleri kullanıyoruz? Bu ürünlerin çalışma prensipleri neler? Bu ürünlerin diğer kullanım alanları neler? Projelendirme esasları neler? Bunları konuşuyor olacağız. Gerek kentlerde, gerekse sanayi, eğitim ve konut yerleşkelerinde dağıtım ve toplama noktaları ile binalar arasındaki tesisatlar genellikle yollarda havai hatlardan ve yer altından aç kapa yöntemleriyle uygulanmakta. Bu durumda binaların tesisat ihtiyaçlarının değişmesi, gelişen teknoloji ve tesisatların yenilenmesi gibi durumlarda yolların kazılması, yenilenmesi gibi zorluk içeren yöntemlerle yapılabilmektedir. Bu yöntemle yapılan tesisatlarda süreç maliyetlerinin artması, işletme ve arıza giderilmesinin zorlukları, yaşam akışında ortaya çıkan zorluklar gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalınmaktadır. Söz konusu tesisatların binalara erişiminin sağlıklı olması, değişim ve işletme kolaylığının sağlanması amacıyla tesisat galerisi içinden uygulanması en akılcı yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde havalimanları başta olmak üzere sanayi, eğitim ve konut kampüslerinde tesisat galerileri uygulanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentlerde altyapıları tesisat galerileriyle uygulaması pilot olarak başlatılmış, yakın gelecekte de tüm kentlerde uygulanmasının şart hale gelmesi beklenmektedir. Tesisat galerilerinin içinde yangın oluşması, zehirleyici ve patlayıcı gazların sızması, su baskını gibi riskler her zaman ihtimal dahilindedir. Bu risklerin oluşması durumunda erken tespit ve kontrol önemli hale gelmekte olup, bu webinarımızda da bu tespit yöntemlerinden birisi olan kablo galerilerinde kullanılan yangın algılama ve alarm sistemleri konusunda bilgileri size aktarıyor olacağız. Kablo galerilerinde oluşabilecek yangınların başında kablo tesisatlarında elektriksel nedenlerle ortaya çıkabilecek yangınlar gelmektedir. Bu yangınların başlamadan önce kablo tesisatlarındaki ısınmaların doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörüyle algılanması ve uyarıya dönüştürülmesi tesisat galerilerindeki başlıca yangın algılama çözümü olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörü ya da sıcaklık sensörü özel olarak üretilen alev geciktirici ve halojen free bir kablo içerisine belli aralıklarla yerleştirilmiş sensörlerden oluşmaktadır. Kablo üzerindeki her bir sensör için ayrı ayrı alarm eşik seviyesi ya da farksal alarm eşik seviyesi ayarlanabilmektedir. Örneğin birinci sensörün değerini alarm seviyesini 10 dereceye ayarlarken ikinci sensörün değerini ortam sıcaklığı 0.1 derece değişikliğe uğradığında alarm ver şeklinde ayarlayabiliriz. Kablonun bağlı olduğu bir kontrol ünitesi vardır. Ve bir kontrol ünitesinin hangi aralıklarla ölçüm alacağı ve kaç ölçümde bir referans değerini otomatik olarak değiştireceğini ayarlayabiliriz. Burada ise kablo tipi sıcaklık dedektörünün projelendirilmesiyle ilgili bilgiler görüyoruz. Bir önceki slaytta da bahsettiğimiz gibi sistem kontrol ve değerlendirme ünitesinden ve içinde sıcaklık sensörü olan bir sensör kablosundan oluşuyor. Kablo üzerindeki sensörlerin aralığı uygulamaya bağlıdır ve istenildiği şekilde seçilebilir. Sensör aralıkları 1 metrede yapılabilir, 5 metrede yapılabilir. Tamamen projeye bağlı. Sıcaklık sensörlerinin her birinin sabit adresi sensörün tam olarak fiziksel konumunu öğrenmeye olanak sağlar. Aslında bir adresli sistem gibi düşünülebilir. Kablo üzerindeki sensörün her birinin bir adresi vardır fiziksel olarak ve bu sensörlerden yangın algılaması yapıldığında bize o sensörün bulunduğu noktayı bilgi olarak gösterir. Sensör kablosu sisteme doğrudan ya da bağlantı kutusu üzerinden bağlanabilir. Bağlantı kutusunun amacı, genel kullanım amacı kablonun yönünü değiştirmektir. Çünkü kablo içerisinde sensörler olduğu için ve kablonun sensörlerden dolayı belli bir dereceye kadar bükülebilirliği olduğu için kablonun yönünü değiştirmek istenirse kablo bağlantı kutusuyla bu işlem gerçekleştirilebilir.
Doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörü nemden, dumandan, tozdan, titreşimden, buzlanmadan, aşındırmadan ve elektromanyetik alandan etkilenmez, zor şartlar altında çalışabilir. Bu yüzden de tesisat galerilerinde son derece kararlı çalışmaktadırlar. Doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörünün kontrol ünitesi adresli yangın alarm sistemleriyle Modbus haberleşmesi yapar. Modbus entegrasyonu sayesinde sanki bir sistemin parçasıymış gibi sistem içerisinde kullanılabilir. Diğer kullanım alanlarına bakacak olursak kablo tipi sıcaklık dedektörünün ağır sanayilerde, soğuk hava depolarında, kablo galerilerinde, karayolu demiryolu tünellerinde, enerji santralleri ve güneş enerji sistemlerinde kullanabiliriz. Projelendirme esaslarına tekrar dönecek olursak, doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörünün yangın algılama santralleriyle Modbus haberleşmesi yapabildiğinden bahsetmiştik. Bunun yanı sıra santrallerle entegrasyonu sayesinde bir önceki ve diğer farklı zamanlarda yaptığımız webinarlarda da bahsettiğimiz gibi grafiksel izleme yazılımımız üzerinden de kablo tipi sıcaklık dedektörlerini izleyebiliriz. Sonuç olarak karayolu ve demiryolu tünellerinde, ağır sanayilerde, enerji santralleri, güneş enerji sistemleri uygulamalarında, soğuk hava depolarında, patlayıcı ortamlarda yangını erken tespit etmek için kablo tipi sıcaklık dedektörüyle algılama yapmak ve bunu tasarlamak, uygulamak en uygun çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde kablo tipi sıcaklık dedektörü adı altında piyasaya birçok ürün sunulmaktadır. Oransal artış hızı etkili, EN54'e 22 standartına uygun ürünler tercih edilmeli ve kablo galerilerinde yangın algılama sistemleri bu şekilde tasarlanmalıdır. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.